beslenecek şey, çıkacak bir yılan diyor. Onu da dersin içerisine. Çektim zaten, çok şey. Gidip abi ben sizden. Tam çıkartırken. Gerçi o zıplığını yediydi o. Zıp balkonu. Hı hı. Bir kafa sallandı. Zaten tümü çıkamadığı için sadece kafası şuradan itibaren kullanılmasını gördük. Balkonu yıkıyordum, eşim balkonu yıka dedi. Balkonu yıkıyordum, tam bu tarafa geçtim. Bir kafa sallamaya başladım. Bir baktım yılan. Yani artık 5 karışı falan dışarıdaydı. Hemen geçtim bu tarafa yavaşça. Oradan sopayı aldım. Kafasını bastım. Geri kaçtı içine. Sonra su tuttum, geri çıktı. Ondan sonra hemen kafasını bastım. Zıpkınım vardı orada, balık zıpkınım. Onunla vurdum. Tam ölmedi, bayağı bekledim. Ondan sonra artık öldüğünü anladım. Asıldım, çıkmadı. Sıkışmış çünkü bak şey, gövdesi evet, çok geniş. Ondan sonra orayı kırarak fayansı kırdım. Komple contaya sıkışmış. Zaten burada da göründüğü gibi. Çıkardım komple. Artık çoluk çocuk herkes kaçtı evde. Mecbur öldürdüm çünkü Allah korusun eve girerse nereye kaçtığını da bulamayız. Sonra bu yılan... Bu yılanı yani buralarda yaşayacağını ya da buralarda hiç görmedik. Evet. Ama bir komşumuz var yukarıda. Evet. Onun olabileceğini düşünüyoruz. Komşumuzdan bahsedelim. Kim? Komşumuz. Arif, ünlü Arif. Şu izin, arkadaşının yanına geliyor galiba. Ama her gün, hemen hemen her gün görüyoruz biz onu burada. Yani elinde kafeslerle girip çıkıyorlar. Artık yılan beslediğini de biliyoruz onu. Şimdi internetten de araştırdım. Evet. Onun olabileceğini düşünüyorum çünkü bu boğa yılanına benziyor. Buraya gelip gidiyor sürekli. Hı hı. Yani onun olduğunu düşünüyorsun. Olabilir. Çünkü yukarıdan geldiğini tahmin ediyoruz. Evet. O üst katta oturuyorlar. Başka da bir açıklaması şeyi yok. Bu nasıl? Oğlumu gönderdim teyzesinin evine. Çok korktu. Eşim zaten böcekten daha iyi korkar ki yılan çıktı evden. Vallahi bilmiyorum yani sonuna kadar gideceğim bu işin. Yapacağım evet. Gideceğim, hukusal mücadele vereceğim. Yani. Burada yok galiba. Yani şu anda burada. Evet, şey... evlerinde yoklar galiba şu an. Ama illaki gelir. Çünkü her görüyorum sürekli onları. Yani, tabii tabii soracağım yani bu kimin diye. Çünkü bu evde beslenen yılan olabilir. Onların olabilir, bilmiyorum. Bizi sokabilirdi yani, fark etmesen. Düşünsene fark etmediğini, şuradan çıkıp geldiğini. Tabii canım. Çocuk da evde tek falan bazen. Çoluk çocuk var. Yani buralarda beslenen bir gezen bir hayvan değil. Evet. Ben yemek hazırlıyordum, işten geldik. Eşim balkonu yıkıyordu. Delikten bir kafa çıktığını söyledi. Paspasla falan uğraşırken sonra bana bir fare dedi korkmayayım diye. Yılan olduğunu fark etmiş. Daha sonra zıpkınla öldürmek zorunda kaldı. Çünkü bizim 7 yaşında çocuğumuz var. Yani şu an ben evde çok tedirginim. Teyzesinde şu anda. Ona hiç söylemedik bile. Çünkü o da çok evde yalnız kalıyor öğleden sonraları. Daha önce görmedik, böcek bile yoktu bizim evimizde. Hani böyle fareydi, böcek falan hiçbir şekilde görmedim. Ben evde değilim gün içinde ama evde kalanlar yukarıda böyle kafeslerle bir hayvanların inip çıktığını söylüyorlar 4. katta. Ona soracağım. Eğer onunsa kesinlikle dava açmayı düşünüyorum. Arif arkadaşının evinde birlikte kalıyor burada. İşte biz girip çıkarken görüyorduk ama biz samimiyetimiz, bir muhabbetimiz yok. Hayvan beslediğini, kafeslerde bir şeyler indirip çıkarttığını falan benim çocuğum da söylüyor. Ama kafesin içinde ne olduğunu ben görmedim. Şu an ışıkları sönük. Yılanı gösterip soracağız bu sizin mi diye. Eğer onunsa kesinlikle şikayetçiyim yani. Yani ben boşaltmayı bile düşünüyorum eve. Evet yani balkonunuzdan büyük bir yılan çıkıyor, düşünün. Bir de besleme yılan, yani normal bir yılan değil, desenli ve özel bir yılana benziyor. Siz de görürsünüz, ben yaklaşamıyorum. O tedirginliğimizi anlayınca çıktı içeriden ama ben teyzesine yolladım. Yani bunu görse kesinlikle bu evde kalmaz çocuğumuz, evet. Amca, amca. Gör çarpacağım. 1-4. Yarın feste paylaşırım seni. Tamam. Sen ha, tamam. Yarın feste paylaşırım.